Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine başladım ben. Yaprak falan, kuru yaprakları falan ayıklamaya sizlerle yapayım dedim. Bu arada bunu gördüm. Şöyle saksılarken hatırlarsanız oraya bırakıvermiştim yapraklarını. Nasıl büyümüşler? Bakın. Hepsi bu şekilde köklenmiş. Kim daha var mı? Şu da arkadaşlar. Bakın bu bebek vermiş ilk başta. Ondan sonra kök vermeye başlamış. Bu direkt toprağa tutunmuş bile. Bakın hasarlı yaprak hem de. Bir de şurada var. Oo, bu da vermiş. Arkadaşlar bunun altına ben bir dünya yaprak koymuşum. Hepsi de bebek vermiş. Bunları artık kurtarmak lazım. Çok kötü bir yere düştü yaprağın teki. Hemen onu unutmadan alayım. Öyle bir yere düştü ki şunun arkasından şunun içine düştü. Yani inanmıyorum. O kadar da derin ki bu. Evet, aldım. Bakın arkadaşlar, Painted Files buraya alınca hemen nasıl rengini açmış kıyıdaki gibi olmuyor. Birazcık daha az güneş görüyor burası. Yani şöyle daha tam güneşler başlamadığı için aslında yaz güneşleri çok çok yeterli. Şu an böyle hava kapalı falan gittiği için sanırım bu da artık köklenmeye başladı. Yaprakları erimiş. Zaten şey yaprağından olacağını zannetmiyorum. Bu da kök vermiş arkadaşlar. Echeveria Cinderella birazcık zor türlerdendir. Şey yaptım arada kıyılardan doğru suladım ben bunu. Yani komple değil de nemli tutacak gibi. Bitkiyi o şekilde sulama yaptım. Onu da neden yaptım artık yani yaz sıcakları gelmişti. Şu an gerçi yine durdu. O yüzden şunda da başlamış ama odaklayamıyorum şu an. Bunun da rengi bir harika. Çiçeği de çok güzel olacak galiba. Echeveria Lulu. Bu arada parva isteyenler vardı. Echeveria parva. Bu da biliyorsunuz çok güzel renklenen bir tür. İstenildi diye getirdim. Şunda bir sıkıntı var. Bu köklenmemiş. Ha, köklenmeye başlamış sanki ucu. Kalsın o zaman. Uçlarında demek ki bir kurutma oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Göbek marul gibi. Öyle bu bitkinin de renginin gittiği halde bile bu hali bile güzel. Besbestern. Bu da rengini artık kaybetmeye başladı ama alttan
Şöyle renkleniyor. Şu Best Western'den ve şu Hera'dan satışta var. Birer tane var sadece. Onları söylemeyi unutuyorum. Şöyle bir saksı yaptım sekundalardan. Sekundalarını renklenmiş hallerini gerçekten ben çok beğendim. Oh, burada da su biriktirmişim. Hiç görmemişim. Yaprağı çürüteceğim. İşte böyle şeyler oluyor arkadaşlar yani. Dikkatli essek gözden kaçabiliyor. Daha ben onu birazcık üfleyeyim. Yani öyle bir kepçe gibi su almış ki bu da. Kalmadı artık. Şunların da biliyorsunuz kellesini almıştım. Artık su da vereyim. Şu arkadaşlar çok açık renkte olan rainbow'um. Yani fazla güneşe gelemedi. Bakın yaprakları gitti. Bunu ben artık gölgede tutacağım. Şöyle diyeyim, hatırlarsınız bembeyaz gibi olan rainbow'um. Varyata tür deniliyor. Hani alt türün de alt türü müdür artık? Nedir? Bunlar gibi değil de komple açık verigate bir türdü. Hatta şu türde arkadaşlar. Bunu da arkalara saklayacağım. Bakın bu da gelemedi. Zaten Hovartiyalar çok fazla güneşi sevmez. Böyle en altlara saklayacağım. Açık renk ve verigate olunca tamamen dayanamadı. İşte böyle şeyler gözden kaçabiliyor ama bunun o kadar etkileneceğini düşünmemiştim. Şunu unutmuşum ama bunu düşünmemiştim açıkçası. Şöyle Aurora'dan bir saksı yaptım kendime dolu dolu renklensin diye. Bakın bunlar da birdenbire büyümeye geçti Külübra. Buradaymış yani. Benim kız yine buradan kafayı döndürmüş. Ben döndürüyorum, o bir tarafa gidiyor ama çok güzelleşmişsin sen. Gerçekten bunun rengine ben bitiyorum ya. Bu rengi de çok sevdiğimden ötürü bunun bende daha ayrı bir yeri var. Kızımı hep seviyorum. Hepsi güzel. Hepsinin ayrı bir güzelliği var. Ben o rengi daha fazla sevdiğimden dolayı sanırım. Bakın bunlar da mesela beni benden alıyor. Şu fosforlu renkleri. Bakın bunlar da nasıl renkleniyor. Aşağıdakilerden daha da renklenenler var. Onları böyle sanki fırçayla boyamışım gibi duruyor. Bakın Snow Bunny de. Ama işte şeyi yaklaştırınca rengi gitti. Telefonu. Şu tırnaklara bakın arkadaşlar. Böyle mıncıklayasım geliyor ve utanmadan şuradan yavru vermiş. Bu oyuna posuna bakmadan. Hem de iki tane. Lamda iki kafalı mı, üç kafalı mı? Ben tek diye ektim diye biliyordum ama eve gelince çoğalmış. Birazcık daha ektirelim. Bunlar annelerinin yanında büyüsün. Burada da bir yaprağımız. Neyse sonra alırım. Şunun renklerine bakın. Bunu ben çok gölgede bıraktım, rafta bıraktım. Hatta şu da böyle çok güzel
Uçları renkleniyor. Çok arkalarda bıraktım. Arkadaşlar yine özel türlerden. Çok güzel pembeleşen bir tür. Yalnız şunu anlamadım. Şunların hepsi first day'di. Yani bu niye başka renk, bu niye başka renk, bu niye başka renk? Anlayamadım. Hatta konum olarak bakın aynı yere bakıyorlar. Yani yanlış bir şey mi ektim diye bakıyorum ama diyor first day'di hepsi. Demek ki bitkinin hepsi aynı şekilde gelişmiyor. Bazıları birazcık daha boylanınca renk alıyor falan. Bunların bir standardı yok. Şu renkte. Arkadaşlar bu da para ağacı sunset diye satışa koyduğum tür. Hani normal para ağacından değil bu. Onlar bu şekilde renklenmiyor. Burada da büyüyenler var, bebişler var. Bakın özellerden Sedevarya rolünün bebişleri. Bunları da böyle ayırmayayım dedim. Çünkü şu an ayırırsam karıştıracağım. Hiç gerek yok. Burada da neydi? Paradoksa. Paradoksa'nın bebişleri. Bunları ama birazcık daha büyük saksıya alıp yine annelerin yanında büyüteceğim. Şundan da arkadaşlar getirsem mi? Bilemedim. Metallica çok güzel renkleniyor. Ben çok çok sevdim bunu. Yani şu an renklenmemiş hali diyebilirim. Şu göbekteki renge bakın. Tamamen böyle pembe. Bu arada bunun saksısını değiştirdim ben. Aeonium Valorum'un. Daha yeni yeni adapte oluyor artık. Böyle dolu dolu saksı satışa getirdim. Aeonium severlere. Aeonium Valor arkadaşlar. Özel tür. Aeonium bekleyenler. Bekleyenlere müjde olsun. Öyle iki tane dolu dolu saksı satışa getirdim. Biliyorsunuz bir de Mardi Gras var. Böyle pembiş pembiş istiyorsanız onlar da satışta. Daha birkaç bir şey daha satışa getirdim. Onları ben size yarın gösteririm. Bugün alt kata inip fotoğraflayabilirsem fotoğraflayayım. Çünkü kargoya gideceğim şimdi. Onu yetiştireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.